Merve, tam da 8 Mart'a hazırlandığımız sürede 7 Mart'ta, 7 Mart sabahı eski eşi tarafından, eski eşi polis Mustafa Yıldır tarafından katledildi. Erkek şiddetiyle aramızdan alındı. Merve'nin ölümünden sonra öğrendiğimize göre bir yıl öncesinde boşanmıştı Mustafa Yıldır'dan. Uzaklaştırma kararı vardı. Aslında uzaklaştırma kararına rağmen korunamayan kadınlardan bir tanesi Merve. Uzaklaştırma kararının 7 Mart'ta bittiğini öğrendik Merve'nin ölümünden sonra. Bir gün önce uzaklaştırma kararı bitiyor. Merve o gün uzaklaştırma kararını uzatmayı düşünürken aslında evden çıktı işe gitmek üzere. Pusu kuran katil tarafından aslında katledildi. Merve'yi biz aynı zamanda kadın mücadelesinden tanıdığımız bir arkadaşımızdı. Özgecan Aslan İsyanı'nda tanışmıştık Merve ile. Özgecan Aslan İsyanı'nda Yenice'de yapılan kadın eylemlerinde Merve ile bir araya geldik. Defalarca aynı sokaklarda birlikte yürüdük. Merve kadın cinayetlerine karşı, erkek şiddetine karşı yan yana yürüdüğümüz kadınlardan biriydi. 8 Mart'tan bir gün önce yanı başımızda bizimle mücadele eden bir kadının öldürülmesi aslında erkek şiddetinin ne kadar yanı başımızda olduğu, her gün ensemizde olduğu gerçeğini bir kez daha suratımıza çarpmış oldu. Bununla da biraz aslında sarsıldık. Merve yine bana bir kadının, şiddet gören bir kadınla ilgili birlikte fikir yürütmek için aramıştı. Avukat ve hukuki destek konusunda görüşmek için aramıştı. Geçtiğimiz aylarda yine görüşmüştük. Kendi yaşadıklarından habersizdim, yani bilmiyordum. Sadece bana boşanmış olduğundan bir görüşmemizde bahsetmişti. Ben de yaşadım ve bitti demişti. Böyle bir kadının hayatıyla ilgili yine aslında Merve yaşamak ve yaşatmak için mücadele etmeye devam ediyordu. Biz çok sık görüşmesek de bunu yaptığımız görüşmelerden ya da işte sokaktaki mücadelesinden biliyordum. Yani cenazede kadınların öfkesi hakimdi. Aslında o sırada acımız öfkemize, öfkemiz de acımıza karışıyordu. Bütün kadınlarda acıyla birlikte öfke hakimdi. Cenazeyi kadınlar kaldırdı, taşıdı. Erkeklere dokundurmadı kadınlar. Aslında orada Merve bir kez daha yanı başımızdaydı. Omuzlarında taşıyan kadınların isyanı olarak bu sefer de onun isyanı ortaya çıkıyordu, açığa çıkıyordu. 8 Mart'ta maalesef Adana'da da doktor bir kadının yine asker eşi tarafından, boşanma aşamasında olduğu asker eşi tarafından öldürüldüğü haberini aldık. Bu erkekler adeta birbirinden örnek alıyorlar ve erkek devletten aslında, erkek iktidarın politikalarından güç alıyorlar. Buradan besleniyorlar. Bugün İstanbul Sözleşmesi uygulansaydı, 6284 yerine getirilseydi bugün Merve de hayatta olacaktı. Bugün iktidar 81 ilde aile çalıştayları örgütlüyor. Kredilerle evlenmeye teşvik ediyor, aileyi güçlendirmeye çalışıyor. Bizim şiddet gördüğümüz aileleri güçlendirme çabasını kadın cinayetlerini önlemek için göstermiyor. Kadın cinayetlerini önlemek için gösterse bugün pek çok katledilen kadın aramızda olurdu. Evet, bizler zaten eylemlere çağırırken ya da sokakta kadın eylemlerinde hep şunu söylüyoruz: hayatlarımız ve birbirimiz için diyoruz. Çünkü biliyoruz, bu erkek şiddeti her gün her birimizin hayatını hedef alıyor. Her gün her birimiz bu erkek şiddetinin, yukarıdan aşağıya örgütlenen bu erkek şiddetinin türlü biçimlerine, farklı biçimlerine maruz kalıyoruz. Aslında bu düzeni değiştirmekle hepimizin özgürlüğünün ve yaşamasının garantisi aslında yine kadın mücadelesi. Birbirimize dokunmamız, birbirimizin elini daha sıkı tutmamız, bunu biliyoruz. Kadınları katleden bu erkek düzen, katil düzen değişene kadar da birlikte mücadele etmeye devam etmeliyiz. Şunu tekrar eklemek istiyorum: Merve'nin katili bu erkek düzenidir.